kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi ve izin günüm. Nilhan'ı baleye götüreceğim. O yüzden sabahtan işlerimi hallettim. Evi toparladım, süpürdüm. Süpürge arkamda gördüğünüz gibi. Dedim saçlarımı falan yapayım. Yatak odasına toplayayım. Şimdi işleri bitirdikten sonra duşa girdim. Bir makyaj yapacağım böyle hafifinden. Hemen şöyle kendimi toparlamak için. Sonrasında da saçlarımı yapıp evden çıkacağız. Nilhan'ı hazırladım. Çok güzel olduğunu da size göstereceğim. Saç makyajı halledelim. Ondan sonra size Nilhan'ı göstereyim. Dyson'ı aldığımdan beri en sevdiğim şey arkadaşlar 5 dakika içinde böyle kuaförden çıkmış gibi oluyor saçlarım. Şöyle biraz da krem süreceğim ki tülerik durmasınlar. Çok uğraşmadım. Böyle hemen doğal dursun diye saçı yaptık. Tamamdır. Evet, hazırım. Evet, Nilhan'ı da hazırladık. Şimdi televizyonu kapattırdım ses karışmasın diye. Nilhan'a böyle bir bale topuzu yaptık. Normalde tüte eteği oradan verdiler. Üstüne bir mayo olması lazımmış. Bir de pisi pisi mi ne diyorlar ya, öyle bir ayakkabı. Öyle olunca onlar Nilhan'a göre yoktu. Sadece eteği verdiler. Geri kalanlarını da haftaya tedarik edecekler. Anne, Efendim, Nilhan şu an çok heyecanlı. Evet anneciğim, bulurlarsa. Hayır, bakacağız tamam mı? Bu hafta varsa verecekler. Yoksa haftaya giyeceksin tamam mı? Zaten çok güzelsin böyle de. Tam bir balerin gibisin. Saat 1:30'da dersi. Şu an saat 1. Hazırlandım. Çıkacağım artık. Vallahi saçlarım falan bu kadar oluyor anca. Biraz sonra terleyince hepsi zaten düşecek. Şöyle şunlar da yeni kahküller falan. Böyle bir değişik oluyor. 5 dakikaya falan çıkarız evden biz de. Sonrasında bizim kursun orada zaten. Hakan da öğle arasında oraya gelecek. Ve bakacağız nasıl bir şey olacak. Ben de çok merak ediyorum. Bu arada birisi taşınıyor herhalde. Sabahtan beri bir kamyon sesi var. Hala var yani. Şimdi onları dinliyorum. Arkadaşlar biz gittik geldik. Dönüşte de bir markete uğradık. Bugün hafta sonu evdeyim. Ama yemek yapmaya vakit kalmadı gibi bir şey. Saat 3. Evde bir şeyler var ama yetiştirir miyim bilmiyorum. O yüzden böyle biraz hazıra kaçtım. Şimdi şöyle bir bisküvi aldım. Ondan sonra Nilhan'a içecek aldım. Şöyle karam aldım kendime. Bu aralar canım brownie çekiyor. Yani onun için 2 tane çikolata aldım. Şu şekilde bir mini şu çikolataları var ya. Bunları kekin içine koyacağım yani. Ondan sonra şöyle çubuk kreker istedi Nilhan. Kahvem bitmişti. Bir tane Nescafe aldım. Sonrasında bir de şu pizzadan aldım. Akşama da bunu yeriz diye düşündüm.
Bu hafta yemek stoğu yapamadım. Bakalım nasıl olacak bu hafta. Geçen hafta gerçekten yemek stoğuyla bayağı bir rahat etmiştim. Bir de arkadaşlar şöyle robot süpürgenin bataryası bozuk demiştim ya. Batarya geldi şükür bugün. Umarım uyar. Umarım beni üzmez ve yatağın altı bugün çok kötüydü. Dyson'ın borusu bende dirsek parçası olmadığı için yatağın altına tam girmiyor. Öyle olunca da yapabildiğim kadarını böyle kırmamak adına zorlamıyorum da yaptım. Bugün kapıları camları açmıştım ev havalansın diye. Yatağın altındaki bütün tozları halılara çıkartmış. Bugün süpüreceğim demiştim ya size, giderken hatta süpürmüştüm. Öbek öbek toz çıktı yatağın altına. Sırf yatak altı ve koltuk altı için robot süpürgeyi seviyorum. Bir de ben evde yokken evi süpürür yani. İşe yarıyordu. Ben robot süpürgeyi evdeyken de kullanıyordum biliyorsunuz. Bir taraftan o çalışırken bir taraftan da ben süpürüyordum. Şimdi gitmeden bütün evi süpürdüm. Mutfağım falan topladım. Her yer temiz böyle. Derli toplu maşallah diyeyim. Hemen şu aldıklarımı da yerleştireyim. Pizza da erimeden onu da dolaba koyayım. Akşama ihtimal bunu pişiririm diye düşündüm. Bir de kabak var. Ondan da belki böyle çörek tarzı bir şey yapabilirim. Havuçlu falan. Havucum da var çünkü. Bir dinlenmem lazım yalnız. Güya hafta sonu. Hani izin günüm böyle yatmak uzanmak yerine bütün koşuşturmalı işleri yaptım. Çamaşırı perşembe gününden yıkamıştım. O yüzden çamaşır işim yok ama ütülerim var her zamanki gibi. Bakalım hangi birini yaparsam bugün. Şimdi şu bataryaya bakacağım. Belki ben kendim bile takabilirim Hakan'ı beklemeden. Çünkü çok basit bir takımı var. Birkaç video izlemem lazım. Umarım başarabilirim. Hemen üstümü değiştirdim, ev kıyafetlerimi giydim ve robot süpürgeyi hallettim. Galiba çalışacak çünkü ışığım ışığı yandı. Yani çok kolay bir şey var. Soketten çıkarıyorsunuz sonra tekrar takıyorsunuz. Şimdi çalıştıracağız beraber. Umarım çalışır. Çalışırsa zaten beni 10-15 bin liralık bir masraftan kurtarmış olacak. 804 liraya düşmüştü bu pil. Ben o şekilde aldım. Hepsi burada da. Bakalım deneyelim şimdi. Basıyorum bismillahirrahmanirrahim. Clean up all is starting. Gitmiyor. Gel de sana doğru. Abi sen nereye giriyorsun? Al şuraya. Ne yapıyor bu? Geziliyor. Abi ne yapıyorsun? Açıyorum. Thank you.
Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Sabah 8.30'da dersim vardı. Akşam 5 gibi bitti. Eve geldim. Hemen 3 çeşit yemek yaptım. Pilav, ondan sonra fırında tavuk, şehriye çorbası, hatta yarın için de fasulye ıslattım. Sonra bir gaz geldi. Aslında çok yorgunum. Zaten suratım anlaşılıyordur. O gazla robot süpürge bu arada dün çalıştı. Başardım. Robot süpürgeyi hemen çalıştırdım. O yerleri süpürdü. Arkasından ben de Vileda'yı aldım. Yerleri sildim. Tuvaletleri temizledim. Tyson'un kumunu temizledim. Sonra Hakan bugün çamaşır yıkamış. Pazar günleri o evde olunca o da çamaşırları yıkıyor. Aslında ben perşembe günü bitirmiştim çamaşırları. Ütülenecekleri ayıklamıştım. Sepette yine dolmak üzereydi. Haftaya perşembe yıkarım diye düşünüyordum. Hakan bugün bir beyaz yıkamış, bir de koyu renkli yıkamış. Ondan sonra kurutmaya atmış. Dedim ki hadi onları da ütüleyim falan. Bütün ütüleri falan bitirdim şimdi. Yerine yerleştireceğim. Ha, bu arada bir brownie yapmışım. Akıllara zarar, çok lezzetli olmuş. İçinde çikolata var, süt yok. Bir de ne yok, kabartma tozu falan yok ama mükemmel olmuş. Bu arada böyle bu aralar daha doğrusu sürekli brownie tarifi karşıma çıkıyor. Bir çıktı, iki çıktı. Böyle ara ara vakit buldukça video izlemeye çalışıyorum. İzlediğim videolarda da gördüm. Dedim ki ben bunu yapmalıyım. Dün Nilhan'ı baleden getirirken çikolata almıştım. Kek yapmak için. Sonra dedim ki brownie'yi deneyeyim. Bugün akşam canım onu da çekti. Dedim hadi onu da yapayım. Brownie de yaptım. O da muhteşem olmuş. Çayın yanında yedik. Nilhan'ı uyuttu Hakan. O da kurstaki arkadaşlarla halı saha maçı yapacaklarmış. Geçen hafta gitmemişti. Bu hafta gideyim dedi. Bugün hava yağmurluydu. Bayağı bir yağmur yağdı böyle. Yani öğleden sonra hava soğudu galiba artık. Bugünden itibaren hep soğuk görünüyor. Artık böyle yavaş yavaş gardırobu düzenlemem lazım. Yani mevsimliklere geçiş yaptım zaten. Hep üstümde uzun kollu giyiyorum. Kısa kolluların üstüne ya da hırka giyiyorum. O şekilde geçiştiriyorum. Şimdi tişörtleri falan hepsini ütülemedim. Yani giyersem diye ütülediklerim oldu. Geri kalanlarını düzgün bir şekilde katladım, kaldırdım. Mutfakta birkaç tane dağınık kaldı. Bir de onları yaparsam Netflix'ten dizi açtım. Dizi izleyeceğim. Ama ilk önce şu ütüleri bir yerine yerleştireyim. Ondan sonra geri kalanı yaparsam yaparım. Çok da yorgunum. Dinlenmek istiyorum. Nilhan uyuduğu için böyle ben de ayaklarımı uzatıp sakin sakin yani keyif yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu yaptığım brownie şöyle içine göstereyim size. Gerçekten mükemmel olmuş. Geri kalanını kurumasın diye bu saklama kabına koydum. Bunu şimdi yiyeceğim. İşlerimi bitirdim. Mutfakta birkaç tane işim var. Şurada kavanozlar var. Onlar kalkacak. Bir de şöyle göstereyim. Ocak çok kötü. Ocak silinecek ama onun dışındaki yerler toplu. Yarın için fasulye ıslattım. O da orada duruyor. O yüzden hemen şu ocağı da halledeyim. Ondan sonra buradan çıkayım. Geçen hafta iki tane şarj aleti vardı. Bozuldular. Ben de yenisini aldım kendime. Hatta iki tane daha aldık yine. Bunları çöpe göndereceğim. Tyson oynuyor diye böyle saklıyorum ama bunlarla böyle güzel oynuyor. Kablonun dokusunu seviyor herhalde. İşler bitince ben de çok mutlu oluyorum. Özellikle ütü işi bittiği zaman çok çok mutlu oluyorum. Ütü işi bitti. O yüzden rahatım bir hafta boyunca inşallah. Ben aslında ütüleri biliyorsunuz yazın her hafta yapıyordum ama kış geldiği zaman ütülenecek çok bir şey kalmıyor. İki haftada bir yapıyorum. O yüzden zaten bu kadar çok birikiyor. Bir de şu an tam geçiş mevsimi olduğu için yazlık mı yiyoruz, kışlık mı yiyoruz belli değil. İkisini birden yıkayınca ütülemek de gerekiyor. O yüzden zaten bu kadar işim oluyor. Şimdi dediğim gibi ocağı bir temizlerim. Ondan sonra burada böyle çay içmiştik. Çay bulaşıkları var. Hatta bir tane yorgunluk çayı alacağım kendime. Bu akşam kahve içmeyeceğim. Dün erkenden uyumuşum. Gayet bugün dinçtim. Öğlen böyle yemek yedikten sonra biraz uyku bastırdı. Sonrasında kendimi toparladım. Bir şey diyecektim ya. Ne diyecektim ki unuttum. Hatırladım. Yani bir toz alma işi kaldı. Genellikle hep sonraya toz alma işi kalıyor. Onu yaptıktan sonra da ev tekrar kirlenmiş oluyor ama anca yetişiyor. Böyle Slippy'nin mendilleriyle toz alıyorum bu arada. Hiç bezle böyle güzelce toz almadım 2-3 haftadır. Slippy'nin mendilleri de iş görüyor ama böyle bir duru suyla silmeyi daha çok seviyorum.
Aslında bu akşam onu da yapacaktım ama şu an gerçekten keyif yapmak istediğim için dedim ki onu da yarın işten gelince yaparsın. Zaten yarın akşam gelince bir fasulyeyi yaparım büyük ihtimal. Onun dışında yemek olduğu için yemek işim de fazla yok. Fazla değil, hiç yok. Yani böyle bugün yoğun bir gündü. Dün izinliydim ama hiçbir şey yapmayıp bir de böyle her şey kalınca böyle bir strese soktum kendime. İşte bu hafta nasıl geçecek, nasıl olacak, yemek de yapmadın, temizlik de yapmadın diye. Şükürler olsun bu akşam hepsini yetiştirdim. Gaza geldim diyorum ve kendi kendimi gaza getirdim. Yoksa hayatta yapamazdım. Bambuları bu arada buraya getirdim. Size gösterdim mi bilmiyorum ama bambu burada duruyor böyle bu şekilde. Yani o da oraya yakıştı. Onun da yerini değiştirmeyeceğim. Şimdi oturma odasını falan topladım. Ütüyü yerine yerleştirdim. Ve bitirdim. Çayı ısıtacağım, çay içeceğim. Artık videonun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın.